Edebiyat günlerine, Bodrum'a hoş geldiniz. Efendim harika, dolu dolu bir gün bizi bekliyor. Çok değerli konuşmacılarımız var, çok değerli konularımız var. Edebiyat ve tarih gibi birbirinden ayrılamayacak iki önemli disiplini bugün burada, bu salonda masaya yatıracağız. Hem bireyleri hem de toplumları şekillendirir. Edebiyat da kişisel ve toplumsal olarak yaşananların roman, şiir, hikaye, anı ve benzeri estetik biçimler altında. Bu nedenle Cumhuriyetimizin 100. yılında ve içinde yaşamakta olduğumuz ortamda tarihimizi gerçeklere uygun olarak anlatan tarihçilere, özellikle sevgili Şule'nin de ifade ettiği gibi iki faktör ya da iki disiplin birbirinden kesinlikle ayrılamaz pozisyonda. Burada tarihi, evet, tarihçiler tabii ki kaleme alıyorlar, ancak o tarihsel olayları edebi bir dille yazıya dökerek insanların estetik ve yine zaatla birleşip insanların dikkatine sunan da tabii ki edebiyat. Ve bizler kendi ülkemizde de bunun çok güzel örneklerini her zaman görüyoruz. Siyaset, tarih, edebiyat, hepsi birbiriyle ilintili şeyler. O yüzden bizler de siyasetçiler olarak aslında bu disiplinlerin hiç de dışında değiliz. Her zaman içinde olmalıyız, tam da göbeğinde olmalıyız. Çünkü Cumhuriyet'in özellikle 100. yılında Cumhuriyet'imizi yönetmeye talip olan bütün siyasetçiler, politikacılar aynı zamanda Cumhuriyet'in temelinin kültür olduğunu da farkında olmalılardır. Bizler de Bodrum'da Cumhuriyet'in temelinin kültür olduğundan hareketle Herodot Haftası gibi, Akdeniz Edebiyat Günlerimiz gibi, yine Halikarnas Balıkçısı anma etkinlikleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz ve Bodrum ve Bodrumlularla buluşturmaya çalışıyoruz. Tarihin işgal güçleri, işgalci gücün bir subayı ile işgal edilen ülkenin bir paşasının. Zülfü Bey'i de mesela ona direkt teşekkür etmek istiyorum. Yani işte Şule Hanım dediği gibi geçen ay Almanya gelmişsiniz. Zaten sizin kitaplarınızda işte hemen Almanca çevrildi orada. Olayı bilmeyeceğiniz için, değil mi? Yani ifadeyle olay bir arada devam eder. Ama birçok ifade çıkar, birçok düşünce çıkar. Bunlar rekabet eder birbirleriyle. En sonunda geldiğiniz yer tarihin öznesi kim sorusu. Çünkü tarihin öznesi aynı zamanda hatırlamanın öznesi. Hatırlamayan özne olamaz. Hatırlamayan tarihi yapamaz, onu geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe taşıyamaz. Bodrum'un bir kültür merkezi haline gelmesi konusunda belki böyle düzeltmek lazım. Çalışmalarını kendi yaşam alanım da böyle bir kültür hayatının içerisinden geldiği için büyük mutlulukla izliyorum ve kutluyorum. Bu da Bodrum için müthiş bir kazanç. Mimarlık Vakfı'yla bu toplantıların başlangıçlarının yapılıp sonra devam etmesi ve daha da devam ediyor olması, zannediyorum kaybettiğimiz zamanın da telafisi olacak. Deneyim olarak sanat diyor ve bu deneyimin de yaşam içerisindeki insanın çeşitli olaylar karşısında edindiği deneyimler olduğunu söylüyor. Ve bu deneyimlerin bütününü bugün her birisini bilim olarak da tanımlayabileceğimiz şeyler var içinde. Bir sanat kavramı hep vahiy yoluyla gelen, efendim hislerle gelen bir şey anladık. Halbuki hislerin merkezinin de beyin olduğunu anladığımız bu günlerde Larda şöyle bir şey yazmış. Diyor ki, şair hangi tarihte yaşadığını ve içinde bulunduğu toplumun kendisinden neler istediğini bilmelidir. Yani birçok farklı yönlerden, birçok farklı şekilde anlatabileceğimiz bir dönem bu. Yani örneğin alfabe değişikliğinden anlatabilirsiniz bu dönemi, dil üzerinden anlatabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Osmanlı romanı dediğimizde biz sadece Türkçe romanlardan bahsetmiyoruz. Rumca, Ermenice, hatta Ladina dilinde yazılmış romanlardan bahsediyoruz. It just kept changing. It endured invasions and takeovers and migrations. So that, for example, you could have a German who became the emperor. And you could argue that, you know, this,
The Roman Empire, the Western Roman Empire, never really disappeared. It just kept changing into something else. And now perhaps it's the European Union. Biz dönemler daha iyi biliyorsun. Osmanlılar sadece İstanbul ve Balkanlar kastediliyor. Anadolu'da zaten Roma yazma, Roman bağlı falan bir şey yok. Kalaltay diline monte ediyorsun. Olmuyor. Olmuyor bu zaten. Ondan sonra zaten bu dil devri Latince'ye geçtikten sonra müthiş bir şekilde olay gelişti, patladı, kültür arttı falan. Şimdi ama şöyle bir durum var. Dünyada hangi birlik olursa olsun, hangi amaç olursa olsun, ufacık bir çeteden daha büyük bir organizasyona, bir devlete, bir imparatorluğa, bir dine, bir orduya, hepsine zaten edebiyat lazım. Ama Batı'ya geldiğimiz zaman roman formu zaten çok iyi yani. İnsan toplumlarında içecek olmuş o bir modern olmak kabul edersen zaten çok iyi. Onun için onun çok derin etkilerini tabii ki anlatacağız ama. Ama bütün bu süreci hiç ama hiç bilmeyen, tanımayan, okumamış, bilgisi olmayan insanlar için bunların hiçbir anlamı. Bir sevgili kapatörümüzde bozulmuşuz. Bu yüzden Kırım'da son bakan bir